بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم الفاتحة Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okunan Kur'an-ı Kerim'de Fussilet Suresi 30 ve 35. ayetlerde Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar İşte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennet ile sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi
elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, iyi işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcacık bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük bir pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir vesvese, bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, Allah bilendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kıymetli dostlar, Ramazan'ın 20. gününde güzel ilçemiz Elazığ Kovancılar'dan herkese merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Kovancılar Toki Camii İmam Hatibi Vedat Kaya hocamıza da teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli dostlar, bugünkü konuklarım Kovancılar Belediye Başkanımız Sayın Hacı Akpınar Başkanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de ilçemize hoş geldiniz. Allah razı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yine Kovancılar İlçe Müftümüz Sayın Ahmet Bulut Hocamız. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Kıymetli seyirciler, inşallah hem başkanımızla hem ilçe müftümüzle ilçe müftümüzle daha çok Ramazan ve muhasebe konusunu konuşacağız. Ramazan'ın aslında yavaş yavaş son kısmına geldik. Son üçte birlik kısmına geldik. O cehennem azabından kurtuluş olan kısmını inşallah hocamız değinecek. Ramazan ve muhasebe, ömür muhasebesi, nefis muhasebesi, ibadetlerimizi bir muhasebe etmeye çalışacağız. İnşallah kıymetli başkanım ile de Kovancılar ilçemizi tanıyacağız. Uzakta olanlar vardır. En azından buradan bir selam da olsa bir nebze onlara buralardan bir an, bir kare göndermeye çalışacağız. Dilerseniz ben başkanım, ev sahibi olarak ben sizden başlayalım. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım ve Ramazan ile ilgili duygu düşüncelerinizi alalım başkanım. Hacı Akpınar, Kovancılar Belediye Başkanı'nın ikinci dönemi. Ramazan berekettir, rahmettir. İnsanların huzur, mutluluk içerisinde Ramazan'ı geçirmesi için Allah'tan niyaz ederim. Ramazanlar bu memlekette barışı, huzuru, kardeşliği ön plana çıkaran çok önemli ilahi değerlerimiz. Bu konuda sizlere bu fırsatı bize tanıdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Genel anlamda kıymetli başkanım, böyle Ramazan ile ilgili duygularınız nasıl ve Ramazan'ınız nasıl geçiyor burada? Ramazan tabii çocukluğumuzdan beri geldiği zaman bir sevinç, böyle bir heyecan. Hem evlerde, hem şehirde, hem sokaklarda, hem çocuklarda, hem gençlerde. Çok şükür yani ilçemiz milli manevi değerlere bağlı bir ilçe. Bu konuda insanlarımız Ramazan'a, namaza, haca, zekata, ibadete önem veriyorlar. Bu konuda biz de mutluyuz bu toplumda yaşadığımız için. Ben böyle bir toplumda yaşadığımdan dolayı da mutluyum. Kıymetli hocam, Allah razı olsun. İlçe müftümüz Sayın Ahmet Bulut hocamız, İnşallah tekrar başkanımla böyle Kovancıları tanıtımla Kovancılar tanıyacağız. Oraya geçmeden önce sizi kısaca tanıyalım. Duygu düşüncelerinizi alalım Ramazan'la alakalı. Evet, Ahmet Bulut, Kovancılar ilçe müftüsü. Aslen köken olarak Paruluyum, Parul Heylan köyünden. Doğma büyüme gençliğimizin geçtiği yer Büngöl. Bu ikisi arasındaki sentezle. O yüzden aidiyetimiz iki tarafa da vardır.
Şu an Kovanca İlçe Müftüsü olarak devam etmekteyiz. Üçüncü yılın bitti, dördüncü yıla girdik. Tabii Ramazan ile ilgili duygu ve düşüncelere gelince, aslında Ramazan başlı başına bir mekteptir. İnsanın kendini fark ettiği, kendi farkında olduğu, ne olduğunu, kendisiyle yüzleştiği, geçmişiyle yüzleştiği, sene boyunca koşturmaların, türlü türlü insanların böyle farklı meşguliyetlerin arasında kaybolmanın tam böyle artık doğruya ulaştığı noktada tekrar kendini fark edip yüzeye çıkarması, Rabbini, manevi yönünü, dünyevi yönünü kadar uhrevi yönünü de hatırladığı, İslami kültürün, İslami şuurun doğruya zirveye çıktığı aydır diyebiliriz. Yani tıpkı Hazreti Yusuf'la ilgili bir benzetme yapılır ya aleyhissalatü vesselam. Hazreti Yakup, evet. İşte 12 çocuğu var. Onların içinde en çok Hazreti Yusuf'u severmiş. Ve o Hazreti Yusuf'un bir sözüyle 11 çocuğunu bağışlar ve affeder. Hatalarını ve günahlarını, yanlışlıklarını. Senenin 12 ayı da Hazreti Yakup'un 12 çocuğu gibi adeta. Ve Ramazan onların içinde Hazreti Yusuf misalidir. 11 ay boyunca hatalarımızın, günahlarımızın, eksikliklerimizin Ramazan hürmetine, Ramazan'ın ihya ve şuuru hürmetine, Ramazan'da yaşadığımız oruç, imsak, sahur, Kur'an tilaveti hürmetine affolunduğu, o aylarımızın da bağışlandığı ümidiyle yaşadığımız bir rahmet iklimidir kıymetli hocam. Bir de Sayın Hocam, ara ara böyle izleyicilerimize hatırlatıyoruz. Hani biz hep Ramazan ayından bahsederken evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş diye bizler bahsediyoruz. Bu manada da hem bu cehennem azabından kurtuluş olan zaman dilimine girmemiz, hem de işte içerisinde Kadir Gecesi'ni barındıran son 10 günün olması hasebiyle neler söylersiniz kıymetli hocam? Evet kıymetli İrfan hocam, dediğiniz gibi hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın deyimiyle Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından azad olunma, kurtulma dönemidir. Ve biz rahmet ve mağfiret sürecini yaşadık, idrak ettik elhamdülillah. İnşallah Rabbim o rahmet ve mağfiret boyutundan nasipdar olan, feyizdar olanlardan eylesin cümlemizi. Tamam. Ve bugün bu akşamdan itibaren artık son 10 gününe, yani cehennemden kurtuluş süreci dediğimiz dönemine, devresine giriyoruz. Ve bu gecelerde, bu son 10 günde en çok dikkat etmemiz gereken husus, Kadir Gecesi'ni son 10 günün tek gecelerinde arayınız hadis-i şerifi mucibince, bunları daha birçok diğer zamana göre, Ramazan diğer dilimlerine göre daha bir feyizli, coşkulu, daha bir böyle tövbe ve zikirle Allah'a yöneliş, daha bir zirveye çıktığı bir hal ile yaşamaya, ihya etmeye çalışmalıyız. Cehennemden kurtuluşu söylerken aslında Ramazan gelişiyle beraber insan hani kendini fark eder ya, yüce sonsuz bir rahmet sahibinin, merhamet sahibi Allah'a olan ihtiyacını en çok muhtaç olduğu, yaratıcıyı hissettiği andır. Rahmetle buluşma anı Ramazan'ın o karşılamasıyla böylece başlıyor. Ve devamında Ramazan'ın ortasına doğru insan o sonsuz merhamet sahibinin yegane bağışlayıcı, yegane mağfiret edici varlık olduğu bilincini daha bir iliklerine kadar hissedince Allah'tan bağışlanma dilemeye, ona iltica etmeye, kusurlarıyla, acizliğiyle ondan başka sığınacak bir limanın olmadığını daha bir iyi fark edip günahlarından tövbe edip ona yönelmeye başlar. Evet. Ve günahlardan tövbeyle beraber insanın temizlenmesi aynı zamanda cehennemden kurtuluştur. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ramazan boyunca Allah her gece şu kadar kulunu affedecektir, bağışlayacaktır diyor. Ramazan'ın sonunda ise bütün o ay boyunca bağışlanmış kullar adedince kullarını 70 bin her bin akşam
olmak üzere Ramazan sonunda bütün o sayısı kadar diyor Allah cehenneme girecek cehennemlik olan kullarından onları bağışlayıp cehennemden azat edecektir. Ya Resulallah bu Kadir gecesi midir? Hayır, o ayrı diyor. Bu Ramazan'ın bir ikramıdır diyor. Rabbim inşallah o ikrama ulaşan cehennemden azat olan kullarından olmayı, Ramazan'ı buna vesile kılacak şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin İfhan Hocam. Allah razı olsun. Aslında o eyyâm-ı me'dûdât kısmı var. Ben inşallah ona değineceğim ama Baskıl Kaymakamımızın bir mesajı var. Dilerseniz ben sizlerle paylaşayım. İrfan Hocam, Baskıl'den size ve konuklarınıza selamlarımı iletirim. Güzel bir program sunuyorsunuz. Rabbim muhasebe sonucu karlı çıkanlardan eylesin hepimizi amin, demiş. Amin. Mahmut Sami Yılmaz, Baskıl Kaymakamımız. Hakikaten en bir Baskıllı olarak böyle bütün ilçe, bütün köyler ve Baskıllar çok seviyoruz Kaymakam Bey'i. Allah hayırlı uzun ömürler versin amin, Kaymakamımıza. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Her zaman geçen kendisine de söyledim. Ya dedim Kaymakamım, devletin şefkat eli denildiği zaman akla siz geliyorsunuz. Bizler de selam ediyoruz. Hem Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Aleykümselam. Var olsun. Allah razı olsun. Sayılar artsın inşallah. Biz buradaki olan idarecilerimiz, onlara da hepsine de bize selamlarımızı gönderiyoruz. Turgut Tunç hocamız mesaj yazmış, selamlarını bizlere iletiyor. Harp Eğitim Merkezimiz müdürü. İnşallah vakit geldikçe mesajları okumaya çalışacağız. Sayın Hocam, bu eyyâm-ı me'dûdât kısmı, şimdi dedik ya Ramazan'ın aslında son 10 gününe girdik. O oruç ayetinin farziyetini anlatan ayet, aslında işte oruç ayetinde orada eyyâm-ı me'dûdât, sayılı günler diyor. Aslında şu şekilde bize iki mesaj veriyor. Birincisi, ya bakın siz ne kadar zorlansanız da, hani hep oruç ayını biz bu ayda böyle serinlik zamanında biz tutmuyoruz. Yazın da tutuyorduk. Ya ne kadar zorlansanız da, işiniz de olsa, efendim sıkıntılarınız da olsa, ya bak gelip geçiyor. Hakikaten işte dün gibiydi. Dün birinci gün, bugün 20. gün. İkinci manasıyla eyyâm-ı me'dûdât derken aslında Cenab-ı Allah diyor ki sayılı günlerdir. Bağışlanmak için de sayılı günlerdir. Fırsat için de sayılı günlerdir. Muhasebe için de sayılı günlerdir. Kıymetli hocam, bu manada ne söylemek istersiniz? Ve başkanım, sizler bir eğitimcisiniz. Hem bizim camiada ya da yakın birisiniz o manada sayın başkanım. Hocam buyurun. Şimdi hocam çok güzel özetledi, çok güzel anlattı. Gerçekten başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat ayı. Ramazan'ın bu kadar feyzi, bereketi, Allah'ın bu kadar nimeti insanlara varken bundan faydalanmamak biraz akıl kârı değil sanki. Özellikle her gece hocam 70 bin kişi cehennemlik olanları azat ediyor. Bu büyük bir nimet aslında. Kadir gecesi bunun dışında hocam, öyle söyledi. Yani buradan Allah'tan af ve mağfiret dilemek, Allah'a teslimiyeti sağlamak, orucu Allah rızası için tutmak, ibadetleri Allah rızası için yapmak bence buna yeterdi. Allah bu konuda bizi affetmeyi diliyor. Evet. Biz de talebimizi ileteceğiz, duamızı yapacağız, ibadetlerimizi yapacağız. İnşallah Allah affeder yani bizleri. Yani başkanım, bizi sanki böyle deyim yerindeyse, Allah adeta kullarını bağışlamak için bir bahane arıyor. Yani biraz bahane ifadesi belki biraz kaba kaçar ama işin püf noktasında aslında o var gibi. Hani diyor ya, Allah'a en çok yaklaştıran kulun farzları yapmasıdır. Yani evet, farzlar kadar kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadet yoktur. Ve nafilelerle kul Allah'a yaklaşa yaklaşa öyle bir dereceye gelir ki artık Allah o kulun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olacaktır. Yani göz artık Allah'ın rızası dışında bir şeyleri gözetmez. Kulak sadece Allah'ın rızasının
uygun olan şeyleri duyar. Dil, ağız, artık sadece Allah'ın razı olduğu şeyleri konuşur. El kesinlikle harama tenezzül ve tevessül etmez. Ayak haram ortama kesinlikle gitmez. Ve devamında hadisin, yine kutsi hadistir. Evet. Kul diyor Allah'a bir karış yaklaştığında Allah ona bir zira yaklaşır. Kul diyor Allah'a bir zira yaklaştığında Allah ona bir kulaç yaklaşır. Kul Allah'a yürüyerek geldiğinde Allah ona koşa koşa gelir. Hani demin Allah kulunu bağışlamak için bir bahane arıyor gibi dedim ya. Fırsat. Yani bu fırsat. Allah bu fırsatları sunuyor ki ey kulum. Ya ben seni biliyorum. Eksikliklerini de biliyorum. Hırslarını da biliyorum. Zaaflarını da biliyorum. Seni senden daha iyi biliyorum. Ama bu eksik ve zaaflarımla beraber sana şu güzel fırsatları da sunuyorum. Yani kimi zaman beni unutabilirsin, kimi zaman benden uzaklaşabilirsin, zaaflarına yenik düşebilirsin, nefsine yenik düşebilirsin. Ben sana şöyle güzel fırsatlar sunuyorum. Ramazan ayı gibi bir ay, bir rahmet ayı. Eyyamen ma'dudat dediniz ya, sayılı günler. O sayılı günleri fırsata çevir. Bitecek, tükenecek. Yani ömür zaten sayılı gündür aslında bir bakış açısıyla baktığımız zaman. Bu sayılı günün içinde Ramazan daha bir kısmi, çok özel bir zaman dilimidir. Bunu iyi değerlendirmek, bunu fırsata çevirmek ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi kulun diyor şu dört suale cevap vermeden kul diyor kesinlikle hesap meydanından ayakları geçmez. Hesabı geçemez. Bir diyor kul ömründen sorulacaktır. Allah diyecek ki kulum ben sana bir ömür verdim. Bu ömrü nerede tükettin? İkincisi diyor malından. Malı nereden kazandın? Nasıl kazandın? Helaldan mı? Haramdan mı? Ve nerelere harcadın? Üçüncüsü ilminden. Yani bildiklerinle ne kadar amel edebildin? Ne kadar yaşayabildin? Hayatına ne kadar aksettirebildin? Dördüncüsü ise diyor bedeninden. Allah diyor ki ben sana el verdim, ayak verdim, göz verdim, kulak verdim, sağlık verdim. Bu bedeni neyin uğruna çürüttün? Bu dört sualden cevap vermedikçe diyor kul hesap meydanını geçemez. Bu minvalde başkanımın da söylediklerini destekleyecek mahiyette bunları da hatırlatmakta fayda gördüm. Başkanım da bunları bize bir nevi hatırlattığı için teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun. Başkanım böyle kovancıları tanıtacak olursak, kovancıların nüfusu veya kültürü, efendim tarihi coğrafyasından bizlere bahsedebilir Tabii misiniz? Tabii ki. Daha sonra inşallah tekrar hocamla asıl konumuz Ramazan ve muhasebe konusuna döneceğiz. Buyurun başkanım. Kovancılar Elazığ'a bağlı Bingöl Elazığ arasında D300 karayolu üstünde. Evet. Doğu Anadolu bölgesinde şirin bir ilçe. 1934 yılında köy olarak, modern planlı bir köy olarak kurulmuş. Bu Romanya'nın Silistre'nin Kovancılar kasabasından buraya nüfus mübadelesi sonucunda gelen göçmenlerin kurmuş olduğu bir köydür. 1934 yılında kurulan bu köy 1967 yılında ilçe oluyor. Evet. 1987 yılında 67 yılında belediye oluyor, belde oluyor. 1987 yılında ilçe oluyor. Bugün Elazığ'ın nüfus bakımından en büyük ilçesi. Merkez nüfusumuz Mernis kayıtlarına göre ben söylüyorum. 25.134 nüfusumuz var. Merkez nüfusumuz var. Köyler tabii köylerle birlikte 39.900 civarında nüfusumuz var. Bu kayıtlı nüfusumuz. Bunun dışında kayıt dışı olan muhtarlık için diğer ilçelere, belediye başkanlığı için diğer ilçelere gidip akrabalarına destek olmak için kaydını alıp geri dönmeyen nüfusumuz da var. Evet. Bu konuda burası hem ticaret merkezi, tarım merkezi, hayvancılık merkezi, sağlık merkezi, eğitim merkezi. Burası gün geçtikçe büyüyen modern bir şehir. Şu anda bölgenin umudun şehri olarak anılan bir şehir. İlçemizde 6200 ailemiz şu anda doğalgaz kullanıyor.
şu an şehir ilçe merkezinde doğalgaz var. Var. 6200 ailemiz doğalgaz kullanıyor. Toplam şehrimizde, ilçemizde öyle söyleyelim, merkezde 9000-9500 ailemiz ikamet etmektedir. Gün geçtikçe şehrimizin çehresi değişiyor. Bina stokumuz yenilendi. Deprem sebebiyle zarar gören konutlarımızın yerine devletimizden Allah razı olsun kısa sürede konutlar inşa etti. 2010 depreminde de 1200 konut inşa edilmişti. O Okçular depreminde, Okçular, evet. Dedim, Kovancılara bağlı bir köy. Evet, evet. Şu anda merkezimizde 303 konutumuz tamamlanmak üzeredir. Evet. Bu hak sahiplerine inşallah teslim edilecek. İlçemiz bir ova üzerine kurulmuş. Yüz ölçümü yaklaşık 1000 kilometre kare. Bunun 250 bin dönümü sulanabilir arazi. Arazide de her çeşit ürünün yetiştirilebileceği bir iklime sahip. Özellikle sulu tarımın yapıldığı yerlerde bir tek ovamız iki ürün vermektedir. Sadece kovancıları değil, bölgeyi besleyen bir özelliği var. Gerek hayvancılık potansiyeli, gerek tarım potansiyeliyle sürekli göç almaktadır. Çevre ilçelerimizden, illerimizden burada uzun yıllardır 1980'den beri sürekli göç alıyoruz. 1980 yılını çok iyi hatırlıyorum. Burada ilk görev yerimdi o zaman. Nüfusumuz azdı. 3000 civarında bir nüfusumuz vardı. 2500-3000 civarında. Şu anda 30.000 civarında bir nüfusa sahibiz. Okullarımız şu anda 17 tane merkezde okulumuz var. 6 tane lisemiz var. 10.000 gencimiz, öğrencimiz var. 10.000 öğrencimiz var. Çoğu ilçelerin nüfusunun iki misli öğrencimiz var sadece. Bizim hocam, Sayın Başkanım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da ilçe, illerin gruplandırılması var, sınıflandırılması var. Mesela Elazığ'da 3. derecedeki ilçe sadece Kovancılar. Kovancılar, evet. Yani bilmiyorum, sizde de öyle bir sınıflandırma var mı yok mu? Şey olarak hani belki bu nüfusa göre veya hizmet alanına göre nüfus, böyle bir... bunun yanında gençler, camiler, okullar, bunlar hep göstergedir. Şu anda ilçemiz tabii diğer yerlere gittiğimizde küçük bir köy olarak görüyorlar. İlk etapta biz tanıtımımızı yapıyoruz tabii. İlçemizi tanıtıyoruz istatistiklerle. Çok şükür şu anda hak ettiği yere geliyor şu anda. Bulunduğu konum gerçekten çok güzel bir konum. Bingöl'e 78 kilometre, Tunceli'ye 72 kilometre, Elazığ'a 67 kilometre. 5 ilçenin de merkezindeyiz. Şey olarak hakikaten yer olarak çok güzel. Bir evet. Yandan Keban Barajı'nın artık arka kısmı. Murat mı diyorsunuz? Murat Nehri. Murat Nehri. Yarımada gibiyiz biz burada. Yarımada. Yarımada gibiyiz. Bir tarafta Peri Suyu ve evet. Keban Barajı'nın Peri'ye giden kolu. Diğer tarafta Murat Irmağımız. Keban Barajımız. Yarımada hükmündeyiz. Yani Kovancılar tabii 1934'te köy ama burası eski kadim medeniyetin bir yerleşkesi. Şu andaki höyüklerimiz kalkolitik dönemde, taş dönemde, kaba taş döneminde insanların yaşadığı alan. Orta tuş döneminde yerleşkenin olduğu yer. Tabii Palu, biz Palu'ya bağlı bir köy önceden. Palu'nun tarihini de biz birlikte yaşamışız. Medeniyetimizde, kültürümüzde Palu kültürü var, yöresel kültür var, Bingöl etkisi var, Elazığ'ın etkisi var, Tunceli'nin etkisi var, Diyarbakır'ın etkisi var. Karma bir medeniyetimiz var burada. Mozaiğimiz var. Bu konuda güzel bir ilçe olmuşuz. Bu manada aslında kültürel zenginliği olan evet. da bir, evet. bir ilçe. Evet. Yani maddiyatın yanında işte evet. Elverişli toprakların, evet. arazilerin yanında kültür olarak da hakikaten elverişli, bir de güzel, zengin bir ilçe. Avrupa medeniyeti bizde var, göçmen medeniyeti var. Evet. Yani burası çok yönlü kültürün ev sahipliği yapan bir ilçe. Dolayısıyla böyle bir ilçede belediye başkanlığı yapmak bana gurur ve mutluluk veriyor.
Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Rabbim bizleri Amin. Hak yoldan ayırmasın diyelim Amin. Başkanım. Amin. İnşallah diğer bir cami inşaatlarıyla alakalı belki Müftü Hocam da değinecek ama inşallah ben tekrar... sonra mı söyleyeyim? O konu inşallah tekrar... Şimdi ilçe merkezimizde bulunan eski meydan camimiz, şimdiki evet. yeni merkez camimiz. 24 Ocak depreminde ağır hasarlı yıkıldı. Şu anda yerinde yeni bir modern bir cami inşaatı için bütün planlamamızı bitirdik. Evet. Allah nasip ederse bu bayram sonunda kazmayı vuracağız. 2200 cemaatin birden namaz kılacağı külliyesinin, otoparkının, gençlik merkezinin, Sübyen Mektebi'nin, evet. otoparkının, taziye evinin, kütüphanesinin, çay ocağının bütün donanımıyla bir külliye hükmünde modern bir cami. Bu konuda bizim sembolümüz olacak, bizim şerefimiz olacak. Burada bütün yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Kuvancılarlı kardeşlerimin bu camimizin kısa sürede ibadete açılabilmesi için hayırlarını, desteklerini bekliyorum. Bu konuda özellikle yurt dışındaki kardeşlerim, buradaki iş adamlarımız, hayır sahiplerimiz hepsinden bu Ramazan ayında özellikle desteklerini verirlerse kısa sürede camimizi hizmete açacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Amin. Allah razı olsun. Bu arada yurt dışından bahsetmişken yurt dışından da mesajlar geliyor. Benim de akrabalarımız yazıyorlar. Yazmışlar selamlar hocam Frankfurt'tan selamlar İlhan ve Ayşe Köse ailesi. Amcamın kızı Maşallah. Oluyor. Fatma Fatma Yıldırım. Allah razı olsun. Ben de hepinize selam ediyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm İrfan hocam demiş. Programı severek takip ediyoruz. Allah razı olsun. Zeynep Tüker diye bir hanımefendi kardeşimiz yazmış. Allah razı olsun. Mehmet Satman yine Samsun'dan yazmış. Biz de hepinize selam ediyoruz. Kovancılara bekliyoruz. Başkanımız burada, efendim ilçe müftümüz burada. Artık sizi misafir edeceklerinin sözünü de buradan alıyoruz. Ne zaman gelirseniz. Kovancılar misafirperver bir ilçedir. Evet, gelen misafirlerimiz başımızın tacıdır. Bekleriz, şeref verirler. Allah razı olsun Aha. başkanım. İlçe müftümüz Sayın Ahmet Bulut hocamız, meslektaşımız, Allah razı olsun. Daha öncesinde beraber yine yakın yerde görev yapıyorduk. Kemariye'deyken ben Ağın'daydınız. Hala telefonumda Ağın olarak yani Ağın vaizi olarak kayıtlısınız hocam. Onu da ilk tanışmanın hatırası olarak kalsın istedim. Allah razı olsun. Hakikaten Allah yolunuzu açık etsin Rabbim. Hmm. Daha güzel Amin. Hizmetler nasip etsin. Hmm. Orada da güzel çalışmalarınız vardı. Burada da yine komşuyuz. Kovancılar Maden. Bizim bir kısım köyümüz yine burayla komşu yani Kovancıların veya merkezin köyleri ama Gezin kısmı. Kumluca Kumyazı. Evet. Kumyazı. Bu taraflara yakın. Aradan gidince. Evet. Sayın hocam bu arada mesajlar da yine geliyor ama selamünaleyküm hocam. Ailecek sizi severek takip ediyoruz. Bize verdiğiniz ilmin hakkı ödenmez. Allah razı olsun. İsim yok. Hayırlı Ramazanlar. İstanbul'dan selam olsun. İlayda Bulut demiş. Kovancıların hani o dedik ya kültürel zenginliğinin de etkisi yavaş yavaş görülüyor. Buradan İlayda Bulut'a da teşekkür geliyor. Ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz evet. kendisine. Allah razı olsun. İzleyenlerden hepinizden. Hı. Sayın hocam Ramazan gelip geçiyor. Aslında hani bahsettiniz ömür de gelip geçiyor. İnsanoğlunun ömrü de sayılıdır. Sadece Ramazan ayı belirli günler değildir. İnsanoğlunun ömrü de belirli günlerdir. Belki ibadet fırsatı da belirli günlerdir. Muhasebesi de belirli zamanlardır. Ramazan ve muhasebe derken, daha doğrusu muhasebe derken neyi anlamalıyız Sayın Hocam? Hocam şimdi tabii en önemli kavramlardan, daha doğrusu dikkat etmemiz gereken hususlardan biridir muhasebe. Oraya geçeceğiz de. Evet. Fakat oraya geçmeden önce ben biraz başkanımın da söyledikleriyle paralel olarak
Merkez Camii ile ilgili bir iki kelam etmek isterim. Bu arada hatırlatmışken Sayın Hocam, merkezde kaç tane caminiz var ve köylerde toplam kaç caminiz var? Yani bizim şu an merkezde toplam 19 camimiz var. Maşallah. Pınartepe dediğimiz sahamın da ilçeye dahil olmasıyla iki cami de orada var. 19 cami. Köylerle beraber toplam 107 tane camimiz var üstelik. Fakat bizim buradaki en önemli camilerimizden biri Merkez Camisi, depremde yıkılmış olan. Ben şu an projesi, mimari projesi bitti. Statik, mekanik ve elektronik projeleri devam ediyor. Buradaki cami geldiğim günden beri, benden önce de aslında uzun bir süredir yenilenmesi düşünülen ama bir türlü başlanılamamıştı ve elhamdülillah artık proje aşaması da tamamlandı. İnşallah ilçe belediye başkanımızın ve ilçe kaymakamımızın da ve burada ilçemizin ileri gelenlerin de katkı ve destekleriyle elhamdülillah büyük bir aşamayı kaydettik. Artık son aşamadayız. Ramazan'dan sonra kısmet olursa en yakın fırsatta temelini atıp başlayacağız. Burada değinmek istediğim hocam ile ilgili en önemli husus şu. En yoğun olan, yani bir öğle ikindi gittiğiniz zaman Merkez Camimiz normal vakitlerde 400-500'ün altında cemaati düşmeyen bir camiydi. Ama sadece namaz kılınan bir yerdi. Bir gençliğe hitap eden bir mekanı yoktu. Çocuklara hitap eden bir mekanı yoktu. Kadınlara hitap eden bir mekanı yoktu. Yani sosyal ve kültürel alanlardan tamamen mahrum. Bu kadar ilçenin merkezinde olmasına rağmen 5 vakit namazın dışında herhangi bir aktivitenin yapılamadığı bir alandan ibaretti. İşte bu son yıkımdan sonraki projede inşallah tasarladığımız, düşündüğümüz inşallah bu merkez aynı zamanda gençliğin cazibe merkezi olacaktır. Ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilerimizin orada okuma salonları olacaktır. Orada ders halkaları olacaktır. Orada sosyal ve kültürel hatta sportif etkinlikler yapabileceği, yarışlar yapabileceği alanlar olacaktır. 4-6 yaş mesela en çok halkımızın rağbet ettiği, evet, en çok talep ettiği, talepleri yetiştirmekte zorlandığımız birçoğu aileyi maalesef yetiştiremediğimiz için mekan darlığından ötürü geri çevirmek zorunda kaldığımız bir alandır. Onunla ilgili yine bu yeni caminin altında ciddi boyutta bir alan, 6 şubelik bir sınıf onlara tahsis edeceğiz inşallah. Burası Sayın Hocam şey olarak da genç nüfus olarak da çocuk çok dinamik bir ilçe. Kesinlikle. Mesela bazı ilçelerimiz var. Mesela eski görev yaptığım Ağın ilçemiz. Mesela yaşlı nüfusun daha fazla yoğunlukta olduğu bir ilçe. İşte mesela şu an madenimiz aynı şekilde. Milli Eğitim Müdürlüğümüz belki başkanım kurumdan geldiği için daha iyi bilir. Geçen sene 9600'ün üzerinde yani 10.000'e yakın ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencisi olan bir ilçedir. 10.000'e yakın. En dinamik, en genç nüfusun olduğu ilçe yani. 10.000 az bir sayı değildir. Evet. Ve böyle bir ilçede maalesef o gençlere, o çocuklara yönelik bizim camimizin bünyesinde, külliyesinde yerler mevcut değildi. Bunun sıkıntısını yaşıyorduk. İlk geldiğim seneden beri arkadaşlar gönüllü olarak liselerde değerler eğitimi adı altında derslere giriyorlardı. Amaç öğrencilerimizle, evet, gençlerimizle, imamlarımız arasında bir kontak kurmak. Onları manevi yönden desteklemek. Yanlış yollardan, yanlış bulaşıcı ve uyuşturucu tarzında bağımlılık yapacak yollardan uzak tutacak. Onlara rehberlik edecek aktiviteler, çalışmalar yürütmekti. Evet. Fakat biz bu çalışmalar esnasında fark ettik ki en büyük sıkıntımız mekan sıkıntısıdır. Gençlerin cazibe merkezi olacak bir alanda kontak kuracağımız, onlarla bu yaygın eğitimi devam ettirebileceğimiz mekanlar sıkıntıydı. Ve elhamdülillah inşallah proje aşamasını tamamladığımız bu yeni cami tamamladığında Kovancıların o çocuk kesimine, genç merkezine, bayan irşad ve rehberlik bürosuyla kadınlara, bayanlara yönelik yine yerlerle, oradaki namaz kılan cemaatimize yönelik erkekler dergahı dediğimiz onlara yönelik mekanlarla çok daha böyle aktif ve gerçekten verimli bir mekan haline dönüşecektir. Bu böyle bir yerin, böyle bir mekanın oluşmasında tabii bunun bir külfeti vardır maddi olarak. Başkanım da dediği gibi ilçe halkımızın, hayırsever vatandaşlarımızın, ilçe içinden, ilçe dışından, yurt içi ve yurt dışından vatandaşlarımızın da böyle gerçekten çok böyle coşkulu, manevi iklimi dolu dolu geçecek cazibe merkezinin inşasında benim de bir
bu çorbada bir tuzum olsun, benim de bir tuğlam olsun, böyle hayırlı bir müessesede benim de katkım olsun diyen bütün hayırseverlerin de katkısını bekliyoruz. Buradan dönerek şimdi asıl sorunuza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, ama zaman da bir, hızlı akıyor. Dinleyelim. Vedat Kaya hocamız, Kovancılar Toki Camii İmam Hatibi Vedat Kaya hocamızdan bir ilahi dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli hocam buyurun. Şem'a yanan pervaneler gelin beraber yanalım. Aşka düşen divaneler gelin beraber yanalım. Yanmaktır bizim kârımız, harc ederiz hep varımız. Pervaneler yaranımız, gelin beraber yanalım. Pervaneler yaranımız, gelin beraber yanalım. Aşıkların kıtmiriyem, alim değil ben ümmiyem. Sadık fakir harputiyem, gelin beraber yanalım. Yanmaktır bizim kârımız, harc ederiz hep varımız. Pervaneler yaranımız, gelin beraber yanalım. Pervaneler yaranımız, gelin beraber yanalım. Gel şehzadem, gel sen de yan, yaş yerine dökelim kan. Hak cemalin isteyen can, gelin beraber yanalım. Yanmaktır bizim kârımız, harc ederiz hep varımız. Pervaneler yaranımız, gelin beraber yanalım. Pervaneler yaranımız, gelin beraber yanalım. Kıymetli dostlar, programımız devam ediyor. Vedat Kaya hocamız, Kovancılar Toki Camii İmam Hatibi, kendisine teşekkür ediyoruz güzel ilahiden dolayı. Yine programımız Kovancılar Belediye Başkanımız Sayın Hacı Akpınar Başkanımız ve Kovancılar İlçe Müftümüz Sayın Ahmet Bulut Hocamız ile Ramazan ve muhasebe konusunda devam ediyor kıymetli seyirciler. Dilerseniz bir iki mesajı daha okumak istiyorum Sayın buyur, Başkanım, buyur, Sayın Hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum başkanımıza ve müftümüze selamlarımı iletiyorum. Nevzat Karakoç.
Teşekkür ederiz. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm Vedat selam. Hocamıza da selamlar demiş. Allah sizden razı olsun. Yapmak istediğiniz projelere Allah yapmayı nasip etsin. Müftümüze selam ve dua ile hayırlı programlar. İsim yazmamış. Önemli değil. Gönüller. Selam söylüyoruz kendisine. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun başkanım. Selamünaleyküm hocam. Sizi zevkle izliyorum. Konuklarınıza selam olsun. Sayın Müftü Bey uzun süre köyümüzde İmam Hatip olarak görev yapmış. Onu çok seviyoruz. Sayın başkanımıza da çok selam. Selamlar. Ediyoruz. Hayırlı iftarlar. İsa Çakasoğlu demiş. Yine severek izliyoruz. Bizi çok bilgilendiriyorsunuz. Allah razı olsun. Kuzenimiz olduğun için seninle gurur duyuyoruz. Hayırlı Ramazanlar demiş. Almanya Grosskrav'dan selamlar. Ahmet Yıldırım ve Fatma Çavaş Yıldırım. Bizim amca çocuklarımız ve eniştelerimiz. Allah razı olsun. Aslında amcamın 9 tane çocuğu var. Ben hepsini ayrı ayrı ismini zikretmek uzun sürer. Allah razı olsun. Başta büyüklerim, amcam, yengem hepsine selam ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, Ramazan ve muhasebe dedik. Asıl muhasebe konusuna geldik. Böyle bir araya gittik. Sayın hocam evet. Buyurun. Evet. Kıymetli hocam, şimdi programın başında da ifade ettiğimiz gibi Ramazan dedik. Kendimizi fark etmektir. Yani 11 ay boyunca unuttuğumuz yanlarımızı, eksikliklerimizi farkında olmaktır. Evet. Aslında bu muhasebenin ta kendisidir. Yani muhasebe geçmişe yönelik bizim eksikliklerimizi, artılarımızı ve eksiklerimizi bir değerlendirmeye tabi tutup önümüzde planlı bir şekilde yaşamaya çalışmaktır. Hani bir ticari şirketlerde bile muhasebe olur ya, evet. İşte envanter yapılır, yıllık bilmem muhasebe, mizanlar düzenlenir, kar zarar, nereye yatırım yapıldı, işte yatırım yapılan yerler zarar mıydı, kar mıydı, ona göre değişiklikler yapılacak ya. İnsanın da geçmişe yönelik aslında bir ömür muhasebesi, bir nefis muhasebesi, bir yıl içinde ben neler yaşadım, yatırım yaptığım anlar karlı mıydı, zararlı mıydı, evet. Yani ben neyin... Ne için yaşadım bir yılın, ne için tükettim? Bunun muhasebesini Allah ile kul arasında bu bağlamda, dünya ve ahiret dengesi bağlamında yapıp ona göre eksikliklerini doğru bir şekilde teşhis koyup ve tedaviye geçmek lazım. Teşhisi doğru yapmadığımız zaman doğru tedaviyi de uygulayamayabiliriz. Eksikliklerin farkında olmayan insanlar kemalata ulaşmaları imkanı yoktur. O yüzden muhasebe çok önemlidir. Muhasebe eksikliklerimizi görmektir. Zaaflarımızı görmektir. Zarar ettiğimiz alanların farkında olup oralara bir daha yatırım yapmamaktır. Yani beni Allah'tan uzaklaştıran bu sene zarfında neler yaşadım? Ya da beni Allah'a yaklaştıran nelerdi? Yaklaştıracak şeyleri hayatımızda daha da çoğaltıp ama Allah'ın rızasından uzaklaştıracak şeyleri de hayatımızdan uzaklaştırmak adına bir kendi kendimizi sorgulama sürecidir diyebiliriz muhasebe için kıymetli hocam. Bir de sayın hocam nefis muhasebesi derken aslında belki de bu kavramı kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En büyük karar verici yer aslında insanın vicdanıdır, insanın nefsidir. Yani siz bugün kendinizi muhasebe ve nefsinizi muhasebe dediğiniz zaman, muhasebe etmek dediğiniz zaman illa gidip bir başkasının yanına işte ya ben şöyle şöyle ibadetlerimi yapıyorum ya da vaktimi şöyle geçiriyorum, acaba kârda mıyım, zararda mıyım demek aslında çok da sağlıklı sonuçlar vermez. Ama kişi kendi vicdanıyla baş başa kaldığı zaman şöyle düşünebilir. Ya ben şu yaşa geldim, acaba ömrümü nasıl geçirdim? Ne kadar zarar ettim, ne kadar kâr ettim? Ha, bu arada bir de parantez içerisinde belki değineceksiniz ama şeytanın kandırdıkları ve şeytanın azdırdıkları vardır ki o tarz insanlar da kendilerini doğru yoldaymış gibi zannederler. O şekilde hayatını heba eder giderler. Rabbim bizleri onlardan öyle olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Gerçekleri Amin. Görenlerden bizleri Amin. Eylesin. Amin. Buyurun başkanım. Bir herhalde bir husus dile getirecektiniz sayın başkanım. Şimdi tabii biz niçin yaratılmışız?
biz kimiz, bu dünyaya neden gelmişiz? Bunları aslında muhasebe içerisinde yapmakta fayda var bence. Evet başkanım. Yani Allah bizi hiçbir zaman biz zarar görelim diye, işte biz cehenneme gidelim diye bizi yaratmamış. Allah'ın basar sıfatı ile ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. Buyurun. Allah geçmişi ve geleceği aynı anda görebilen yeteneğe sahip, varlığa sahip. İnsanları yaratıyor, insan iradesiyle karar veriyor. Tabii iki yol var, biri şer yolu, biri iyilik yolu. Bu tabii insanın tamamen iradesine bağlı. İradesi eğer iyi yönde giderse sevap kazanır, şeytani yolda giderse günah kazanır. Bunun muhasebesini iyi sağlam yapmak lazım bence. Yani işte irademize sahip çıktığımız zaman Allah bize işte iradene sahip çık veya iradene sahip çıkma söylemez. Biz kendimiz sahip çıkacağız. Yani. Evet. Ama Allah'ın bize bu nimetleri vermesi dünyadaki sırrı ve imtihanı da ortaya koyuyor. Bu konuda insanlarımız yani yaptığı yanlışı kendisinden görmesi lazım. Mesela Peygamber Efendimiz işte neden peygamber oldu da ben peygamber olmadım. İrade işte içinden geçebilir. Aslında bu konuda Peygamber Efendimiz'in iradesini geçmişini de geleceğini de insanların ruhu yaratıldıktan sonra bu kararı Allah kendisi görüyor orada. Peygamber Efendimiz'e bu lütfu sunuyor. En mükemmelliği, en mükemmel insan, en iradesine sahip olan insan olduğu için Peygamber Efendimiz'e bu lütfu, bu ihsanı veriyor. Yoksa bir torpil yaptı diye bir şey değil bu konuda. Evet. Ben öyle görüyorum. Muhasebemizi de kendimize göre yapmamız lazım bence. Evet. Yine başkanım bir iki mesaj var. Onları ben ileteyim. Frankfurt'tan başkanım ve müftümüze hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah razı olsun. İlçemize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. İlhan Akpınar beyefendi. Kardeşim. Bizler de selam ediyoruz Frankfurt'a. Amcamlar da Frankfurt'talar. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Selahaddin Eyyubi Camii İmam Hatibi Ahmet Özgün, çok kıymetli müftümüzü, başkanımızı ve Vedat hocamızı ekranlarda görmek bizi mutlu ediyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Biz de hocamıza selam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi iftarlar, iyi Ramazanlar. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sayın hocam, Sayın Ahmet hocama selamlar. Ayrıca başkanım Hacı Akpınar'a da çok selamlar. Programınız çok güzel ve verimlidir demiş. Baki Yaşar hocamız. Bu da Karakoçan'dan. Bunlar hepsi Allah razı olsun. Yakın hep komşusunuz. Kovancılar, Karakoçan, Kovancılar, Palu iç içedir. Kovancılar Arıca, Kovancılar Alacakaya iç içedir. Aynen efendim. Biz de herkese selam ediyoruz. Rabbim razı olsun. Oruçlarımızı makbul eylesin. Amin. Kıymetli hocam, yavaş yavaş vaktimizin de sonuna geliyoruz. Son 20-25 dakikamız var. Burada da yine hatırlatmış olayım. Bugün iftar vakti Kovancılar için 19.20. Elazığ için 19.23. Biz burada, yayınımız devam ederken burada iftar vakti olacak ama 3 dakika sonra Elazığ'da olacak. Şimdi yayına geldiğimiz zaman ya dedik bugün kaçta işte iftar vakti, başkanım dedi bugün Ramazan'ın 20. günü, evet. 19'u 20 geçe dedi, evet. 20'ye 20 yani şey yok. Evet, biz Kovancılar'da Ramazan'ın 20'si 7'ye 20 geçe de iftarımız 7'ye 20 geçe. Evet. Bu sefer böyle iyi bir tarif olmuş. Sayın hocam da ilçe müftümüz de ya dedi Elazığ'da dedi Elazığ'da plakadan alıyor. Elazığ, evet. İçin de bugün iftar vakti 19.23. Evet. Orada plakadan şey yapıyor, muvafık kalıyor. Herkesin Allah orucunu kabul Amin. Eylesin. Allah dualarını razı olsun. Kabul eylesin. Şey güzel oluyor aslında, farklı ilçelerden böyle programlar yapmak, farklı manzaralar, farklı biz gerçekten yerler. Çok sevindik yani. Allah razı olsun. Güzel oldu. Evet. Bizim için bir değişiklik, evet. Oldu. İlçemizi mesela dışarıda, yurt dışında çok kardeşlerimiz var. Evet. Çok insanımız var.
Ben inanıyorum ki bunlar çok özlemişler Huazer'i. Buradan inşallah buradan bu canlı olarak bizi, ilçemizi görmelerinden dolayı bence sevinmişlerdir. Allah razı olsun. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Amin. Allah razı olsun inşallah. Bizler de yine başkanım sizlere teşekkür ediyoruz. İlçe müftümüze yine teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğinizden dolayı. Bizlere mekandan ziyade gönüllerinizi açtınız, geldik. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar. Sayın hocam, muhasebe, ömür muhasebesi derken veya işte nefis muhasebesine nebzeten değindiniz ama bir de ömür muhasebesi, şunu nasıl anlatabiliriz? Aslında biz insan olarak, kısmen başkanımız da değindi ama biz yaptıklarımızdan, hani bizim Elazığ'ın tabiriyle yapıp ettiklerimiz diyoruz ya, yaptıklarımızdan bir gün mutlaka sorguya çekileceğiz. Yapmış olduklarımızın hesabını mutlaka vereceğiz. Bu manada aslında dünyadayken o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var ya, akıllı o kimsedir ki dünyadayken kendisini hesaba çeken, men dâne nefsû limâ ba'del mevt diye devam ediyor. Bu manada neler söylemek istersiniz Sayın Hocam? Kıymetli Hocam, şimdi tabii muhasebeyle, Ramazan'la beraber girdik. O kadar anlatılacak çok şey vardır ki hepsini bir programa sığdırmak imkansızdır. Şimdi ben hep ömür muhasebesi dediğim zaman en başta gözüme çarpan, dikkatimi çeken ayet-i kerimelerden biri şudur. Ma garraka bi rabbikel kerim. Ey insan, sonsuz kerem sahibi olan Allah'a karşı, Rabbine karşı seni aldatan nedir? Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim. Ellezî halak. Böyle doğuştan itibaren, biz daha doğmadan aslında adeta bir muhteşem sofra gibi donatılmış, hizmetimize sunulmuş bir dünya. Karasıyla, havasıyla, deniziyle, yeşilliğiyle, türlü türlü nebatat meyveleriyle, yiyecekleriyle o kadar muhteşem, o kadar böyle mükemmel bir düzen kurulmuş ki, bunun yanında 5 kuruş ödemeden verilmiş bir vücut, sağlıklı, sıhhatli, dengeli, düzenli. 0 kilometre. 5 kuruş vermeden sürekli tükettiğimiz bir hava, bir oksijen. Yani hayatın hepsi aslında Allah'a borçluyuz. Hayatın hepsini ona şükrederek geçirsek bile bu nimetlerin karşısını vermekten gerçekten aciziz. Böyle sonsuz kerem sahibi bir Allah, her şeyi lütfeden bir Allah ve kulun bu kadar büyük nimetlere karşı ne yapması gerekir? Elbette ki o Rabbini tanıması, şükretmesi ve onun rızası doğrultusunda bir hayatı sürmesi gerekir. Akıllı olmak budur. Hani demin değindiğiniz hadis-i şerifte vardı ya. El keyyisu men dâne nefse lima ba'del mevt vel acizu men etbe'a nefsehu hevâha fetemenne minallâh el emâni. Akıllı kişi odur ki nefsini ölümden sonrası için muhasebeye çekendir diyor Peygamber Efendimiz. Ama aciz, tembel, uyuşuk kişi ise nefsini arzularına, isteklerinin arkasına salıverip ondan sonra Allah hakkında olmadık temenniler ve isteklerde bulunmaktır. Allah ve en leyse lil insani illa masa diyor hocam. İnsan çalıştığının karşılığını alır. Kuru temennilerle, arzularla olmaz. Bir lokma yemeği yerken bile onu çiğnememiz lazım. Çiğnemeden yutamazsın. Yani bir çaba lazım. Evet. Bir gayret lazım. Bir emek lazım. Allah'ın rızasını isteyen, Allah'ın o sonsuz kerem sahibi, Allah'ın lütfunu, nimetlerini ebedi alemde de isteyen bir kul, bunun için gayret etmesi lazım. En azından bu yolun yolcusu, Allah'ın çizdiği o yolun yolcusu, o yolun takipçisi olması lazım ki Allah'ın o lütuflarına, nimetlerine ulaşabilsin. Ömür sermayesini de muhasebeye aldığımız zaman, demin kıymetli belediye başkanımızın dile getirdiği kovancıların geçmişini anlatırken Palu'yla beraber ta o geçmiş kadim milletlerden bugünümüze kadar
benim gözümde tabii hani yeşeren, yenilenen, dinamik, genç bir nüfusa sahip bir ilçenin teşekkülü anlatılırken aynı zamanda bu topraklar üstünde gelmiş geçmiş nice insanlar böyle bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Bu topraklara kimler bastı geldi geçti, kimler yaşadı, kimler ekti, kimler biçti. Kimler biçti, kimler ne dertler çekti, ne cefalar, kimler ne sefalar sürdü. Ama hepsi vadesi dolan peyderpey göçtüler gittiler. Bugün biz varız, tıpkı dün onlar olduğu gibi ve yarın biz de göçüp gideceğiz, dün onlar göçüp gittiği gibi. Hiçbirimize kalacak değildir burası. Yeryüzü tamamen ahiret hayatını imar etmek üzere vesile kılınacak bir mekandır kıymetli hocam. Rabbim ömrünü bu şuurda, bu bilinçle geçirenlerden eylesin inşallah. Ve Ramazan'ı da bunun için bir fırsat bilerek buna vesile kılanlardan eylesin. Hani Yunus Emre diyor ya, sular hep aktı geçti, kurudu, vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Baktı geçti. Bir bakıyorsunuz hakikaten. Aynen. Ama burada önemli olan o süre içerisinde biz ne yaptık? Ne yaptık? Ya basit bir hesap ile kıymetli hocam, şöyle düşündüğümüz zaman, ya bugün Ramazan'ın 20. günü, ben bu Ramazan oldu ne yaptım? Ya ne kadar Kur'an okuyabildim mesela? Ne kadar Kur'an'ı anlamaya yönelik bir çabam oldu? Ya da Ramazan ayında ne kadar kalp kırdım? Ramazan ayında ne kadar kendimle baş başa kaldım? Kendime bir ayna tuttum, kendime bir ışık tuttum diye aslında insanın bir muhasebe yapması lazım. Hani başta da okumuş olduğunuz bir hadis-i şerif vardı. Hani kişi 5 şeyden ve 4 şeyden sorulmadıkça yerinden ayrılmaz. İşte ömrünü nereden geçirdin? Bugün ya hepimizin diyoruz ya, insanın başını iki elinin arasına koyup ben bu makamdayım, ben buradayım, ne yapıyorum? Acaba yarın Allah'ın huzuruna gittiğim zaman gerçekten hesabımı verebilecek miyim? Eyvallah. Yani illa hesap verebilmek için belli bir makamı işgal etmeye gerek de yok. Yani amiri de hesap verecek, memuru da, işte efendim mülki amiri de, diğer en aşağıdan en tepeye kadar herkes hesap verecek. Yani kişi çiftçidir. Şunu diyemez ya, benim bir hesabım yok, ya da efendim ben işte işçiyim, hesabım yok diyebilir mi? Allah'ın adaleti, Allah'ın terazisi her zaman en öndedir. Yani. Eyvallah. Şimdi Sayın Hocam buyurun. Aslında programın da yavaş yavaş demin dediğin gibi artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Herhalde son 10-15 dakika kaldı. Muhasebeden bahsettik, Ramazan'dan bahsettik. Evet. Kıymetli Başkanım'ın da ilçemizle ilgili güzel anlatımları, sunumları oldu. Fakat şimdi muhasebe ve Ramazan ayı olması hasebiyle şuna da değinmeden geçersem ben, bu dersin, bu programın eksik olduğu düşünerek kapatmış olacağız. Evet. İbadetlerimizin bir muhasebesini yapmadan, ibadet hayatımızın bir muhasebesini yapmadan programı kapatırsak eksik kalacaktır İrfan Hocam. Evet. İbadetlerimizin muhasebesi derken şunları kastediyorum. Hayatımızda ibadetler ve Ramazan ayı, özellikle de Ramazan ayı ne katıyor? Her gelen Ramazan ayı yeni bir ihyayı, yeni bir dirilişi, hayatımıza yeni bir çerçeveden manevi aleme, dünya alemine bakışı kazandırıyor mu? Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri şu kıymetli hocam. İbadetleri adetleştirmek, şekilleştirmek, ruhtan ve şuurdan arındırmak, hali hale getirmek. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani namaz sadece şekilcilikten ibaret kalıyor. Oruç sadece bir şekilcilikten ibaret kalıyor. Hac sadece bir... Ya şekil de önemlidir. Burada şekli küçümsediğimiz anlamına gelmesin.
elbette ki namazın bir rükünü vardır, bir adabı vardır. Rükûyla, secdesiyle, kıyamıyla riayet edilmesi gereken şekiller de vardır. Ama biz ibadetleri sadece şekillerden ibaret alıp ruhundan arındırırsak, bir. İkincisi, ibadetlere ihlasla yapmamız gereken ibadetlere riyayı katarsak, gösterişi katarsak, iki. Üçüncüsü, ibadetlerin hayatımıza ve yaşantımıza katması gereken ahlaki değerleri katmayacak duruma gelirse, orada ciddi bir şekilde Ramazanımızı, ibadetlerimizin bir muhasebesini yeniden yapmaya muhtaçız, ihtiyacımız var. Zaten kıymetli hocam, ibadetlerin arka planındaki veya ibadetlerin asıl amacı o şeklin kişinin davranışlarına, fiillerine, huyuna, ahlakına bir yön vermesidir. Yoksa kişi akşama kadar namaz kıldı, onun eğer... Yani hani inne salate tenha anil fahşa vel munker diyor ya ayet-i kerimede hocam. Namazın mesela şeylerinden biri de budur. Kulu, insanı hayasızlıktan, kötülüklerden alıkoyar diyor ayet-i kerime. Evet. Ve namaz müminin miracıdır, yücelişidir. Yani kötü ahlaklardan, insanı insanlık erdeminden düşürecek, zillete düşürecek durumlardan yüceltecek bir ibadettir. Evet. Oruç bir kalkandır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kul ile kötülükler arasında, kul ile cehennem arasında bir kalkan görevi görmesi lazım. Biz oruçla kendi eksikliğimizi ve acizliğimizi hissetmiyorsak, sadece orucu fakirin halinden anlama gibi algılarsak, o zaman fakirin oruç tutmaması lazım. Fakir zaten aç. Yani ya da zengin biri ben fakirin halinden anlıyorum deyip malını dağıtsın, oruç tutmasın. Yani bunlar hikmetleridir. Elbette önemlidir ama bunlardan da öte, hani diyor ya, Allah nefsi türlü türlü cezalara tabi tutuyor. Şekür huzuruna, ey nefis söyle sen kimsin, ben kimim? Nefis böyle egosuyla sen sensin, ben de benim diyor. Ente. Hangi cezadan geçiriyorsa bir türlü nefis boyun eğmiyor. En sonunda nefsi aç bırakıyor. Nefis açlığın karşısında pes ediyor. Ve çıkıyor, ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben ise aciz bir nefisim diyor. Subhanallah. Yani oruç biraz da acizliğimizi, eksikliğimizi bize hissettiren bir ibadettir. Kalkandır derken veya Allah için tutulan bir oruçtur derken ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle her kim yalan konuşmayı, yalanla amel etmeyi terk etmezse Allah'ın onu aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur dediği gibi sadece bir açlıktan ve susuzluktan ibaret de sanmamak lazım kıymetli hocam. Veya bir hac ibadetini bir normal turistik geziden ibaret sayarsak, hacın asıl gayesi, hikmeti olan tanışmayı, taarufu, arefeyi, orada mahşeri bir meydanı andıran ve bütün Müslümanların kardeşliğini, vahdetini sembolize eden yönünü ve bütün Müslümanların birlikte olması gereken mesajını biz eğer ıskalarsak, o zaman haccın bize vermesi gereken asıl ruhu almadan dönmüş oluruz. Zekat kantaratul İslam diyor. Evet. İslam köprüsüdür diyor Peygamber Efendimiz. Fakirle zengin arasında bir köprüdür. Muhabbet köprüsüdür. Sevgi köprüsüdür. Saygı köprüsüdür. Birbiriyle ilişki kurmalarını sağlayan, birbirini haset etmesini önleyen en önemli yollardan biridir zekat. Ama biz zekatı bir başa kalkma, bir minnet etme aracı haline getirirsek veya zekatı ve sadakayı bir bereket menbaı kaynağı olan bu sadakayı biz gösteriş aracı haline getirirsek, o zaman toplumdaki zengin ve fakir tabakalar arasındaki sevgi köprüsünü kendi elimizle dinamitlemiş oluruz kıymetli hocam. Yani bütün ibadetlerde o ruhunu yakalamamız lazım. Allah'ın bizim için çizdiği o hedefe vardıracak bir şekilde Ramazan'ı da bu minvalde düşünürsek, Ramazan bu ay, bu sene bize ne kazandırdı? Hayatımıza ne kattı? Bu bakış açısıyla biz Ramazan'ı okuduğumuz zaman
emin ol ki İslam'ın da Kur'an'ın da Yüce Rabbimiz, Yüce Yaradan Allah'ın da bizden istediği kul olma doğrultusunda önemli adımlar atmış olacağız. Ama biz sadece şekillerden ibaret sayar, sadece belli ritüellerden sayar, ibaret olduğunu varsayarsak, asıl ruhunu ıskalarsak, korkarım ki Allah'ın katında da bir kıymetimiz kalmaz ve yeryüzünde de Müslümanın ulaşması gereken asıl değeri ve ağırlığını maalesef yakalamamış olur. Kıymet Hocam, tekrar devam edeceğiz ama ben bir iki mesajı da, böyle programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz, okumak istiyorum. İstanbul'dan Kovancılara selamlar. Bu güzel sohbet için hocamdan ve başkanımdan Allah razı olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar. Elfida demiş. Elfida bir şeyin ismi de, açılımını biliyor musunuz? Elfida isimdir. Ya Elfida derken hani mesela Elfet mi, Elfida mı? Elfida diye yazmışlar. Evet. Elfida. Buradan Elfida'ya da selamlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Elfida'nın kelime anlamını mı biraz şey ettiniz? Yok yok, hani bazen isimler kısaltılmış, işte, ha, yok, yok. İşte böyle kısaltılmış şeyler oluyor, evet. Ya ben bir derneğin işte, evet, Kovancılar işte Erdemliler topluluğu falan mesela. Elfida o tarz. Burada amcasına selam söyleyen yeğenimdir. Ha tamam. Tamam Sayın Eyvallah. Hocam. Eyvallah. Buradan böyle, gözlerinden öpüyorum. Hani Elazığ için işte, eyvallah, hani açtı şeyde, otogarlar için açtı diyoruz, maçtı diyoruz. Ama açılımı bayağı genişletecek kapasiteli bir yani yeğenim. O, o öyle ben anladım da. İnşallah bereket tümüler versin. Bingöl Yedisu ilçesinden kıymetli Hacı Başkanım ve Haziran'a selam ve saygılarımı sunuyorum. Vedat Allah Hocam'dan kapanışta bir ilahi bekliyoruz. Çok güzel bir program olmuş. Necati Böler, Yedisu Belediyesi Yazı İşleri Müdürümüz. Selam söyle Necati Bey'e. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Biz de selam ediyoruz Necati Bey'e. Selamlar. Ben Ekrem Kaylı, İstanbul'dan sizlerleyim. Değerli müftümüz Ahmet Bulut hocamız ve değerli başkanımıza ayrıca teşekkür eder. Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ederim. Programınızın devamını dilerim. Selamünaleyküm. Hayırlı iftarlar demiş. Allah razı olsun. Ekrem Kaylı beyefendi. Bizler de selam ediyoruz. Selamünaleyküm değerli hocam. Çok çalışkan ve başarılı başkanım Hacı Akpınar'a, değerli müftüm Ahmet hocama ve size çok teşekkür ederim. 18 sene görev yaptığım Kovancılar gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Fahrettin Oluk hocamız. Allah razı olsun hocam. Bizler de selam ediyoruz. Hocamın ismini, evet, duydum ama şahsen belki görsem tanırım. Elazığ merkez köylerde. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selam, çok teşekkür ediyoruz. Bir aslında vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Okumadığım mesajlarımız için de ben seyircilerimizden özür diliyorum. Yine Cimşit Kara Cimşit yazmış. Hacı hocama ve Ahmet Bulut hocama çok selam söyleyin demiş. Teşekkür bizler de ediyoruz. Allah selam razı olsun. Ediyoruz. İyi Ramazanlar, iftarlar diliyorum. Allah razı olsun. Son 7 dakikamız. Başkanım, sizin, evet, duygu, düşüncelerinizi alıp böyle genel bugün bizi mutlu ettiniz. Onu da öncelikle söyleyeyim. Allah razı olsun Kanal 23'e, başkanım. Sizlere, hocama gerçekten ilçemizle ilgili hem tanıtımda hem buradan hocamın açıklamalarınız gerçekten güzel oldu. Mutlu etti bizi. Sevindik yani, onu da söyleyeyim. Kovancılar güzel bir ilçedir. Bölgenin umududur. İnsanlarımızın umududur burası. Evet. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Özellikle yurt dışında bulunan kardeşlerime bu Ramazan'da onların sıkıntılarını ben hissediyorum. Avrupa'da oruç tutmak, ibadet etmek gerçekten ağırdır. Onlara kolaylıklar diliyorum. Evet. Burada ilçemizde gençlerimize Ramazan'da yaptıkları ibadetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Bütün ailelerimize, bütün insanlarımıza, ilçemizde olsun, dışarıda olsun, Kovancılar kardeşlerime, hepsine ayrı ayrı Kovancılara gösterdikleri ilgi, alaka, özlemden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlçe olarak biz bölgenin merkezindeyiz. İnsanlarımıza hizmet etmekten de mutluluk duyuyoruz. Eksiklerimiz mutlaka olacaktır. Evet. Hocamla, kaymakamımızla, ilçemizin dinamikleriyle, ilçemizin kanaat önderleriyle, iş adamlarıyla biz elimizden geldiği kadar ilçemizin refah seviyesinin yükselmesi için çalışıyoruz. Mutlu olması için çalışıyoruz. İbadetlerinde rahat ibadet etsinler diye ortam oluşturmaya çalışıyoruz.
okullarımızda çocuklarımızın iyi eğitim alması için elimizden geldiği kadar eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii kolay değil. Devletimizin gücüne bağlı, hükümetimizin gücüne bağlı. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Dünyada bu pandeminin kısa sürede ortadan kalkması için dua edelim. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. İnsanlarımızın böyle günde 250-300 kişinin ölmesi gerçekten çok büyük acı veriyor insanlara. Bu konuda insanlarımızın özverili olması lazım. Dikkatli olması lazım. Eğitim vermesi lazım. Çocuklarını koruması lazım. Ailesini koruması lazım. Kurumu koruması lazım. İlini, ilçesini, devletini koruması lazım. Çünkü resmen bir savaşta 40 bin insan, ben akşam baktım sayılara, evet. 40 bin insanımız, Türkiye'de 40 bin insanımızı kaybetmişiz. Gençlerimizi, yaşlarımızı, birikimli insanlarımızı kaybetmişiz. Profesörlerimizi, hocalarımızı kaybetmişiz. Bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Kovancılar'dan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bizi dinleyen herkese bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Hocam, bize bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kovancılar gerçekten bölgenin merkezi, bölgenin umudu. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Tabii bu arada Elazığ için 3 dakikamız var. İftar için bilginiz olsun ama evet. Kovancılar için Kovancılar şu an ezan okunuyor an itibariyle. Ezanı Muhammed'i okundu. Allah kabul etsin herkesin orucunu, Ramazan'ını. Bu konuda ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Sizlere de bir iki kelime Allah razı fırsatı olsun. Vereyim hocam size. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum, iyi iftarlar diliyorum. Sağlık, huzur diliyorum hocam. Allah razı olsun Sayın Başkanım Hacı Akpınar Başkanımıza. Bizler de teşekkür ediyoruz. Ahmet Bulut Hocam, Kovancılar İlçe Müftümüz. Son iki dakikamız var. Hani biz el vaktun naktun hesabıyla vakit nakittir, bir saniye de olsa inşallah son saniyesine kadar anlatacağız. Böyle genel toparlayacak olursak bizlere neler söylemek istersiniz Sayın Hocam? Biz programı Elazığ iftarına göre bitiriyoruz. Eyvallah, Elazığ için eyvallah. De son ben öncelikle iki dakikamız ilçemize var. Geldiğiniz için ve bizim sesimize ses olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu vesileyle bizi izleyen, bizi takip eden yurt içi ve yurt dışındaki bütün izleyicilerimizin tekrardan Ramazanlarını tebrik ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Ramazanın bereketini, feyzini ve rahmetini doya doya yaşayacak bir Ramazan'ı geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Pandemiydi. Evet. Tabii Ramazan'ı geçen seneye göre nispeten en azından camilerimiz açık olması hasebiyle biraz daha iyi bir durumda geçiriyor olsak da hala teravihlerimizle, toplu iftarlarımızla o Ramazan'ın tam manevi coşkusunu hissettirecek kimi eksikliklerle beraber götürüyoruz. Fakat bunun ötesinde dediğim gibi ihlas önemli, samimiyet önemli, Allah için önemli. İmtihan dünyasında olduğumuzu unutmadan. Evet. Kim bilir belki son Ramazan'ımız. Geçen sene Ramazan'a ulaşıp da bu sene aramızda olmayan nice kardeşlerimiz, severlerimiz, aile büyüklerimiz, komşularımızdan kendi ellerimizle gönderdiklerimiz öbür dünyaya göç edenler oldu. Allah cümlesine rahmet eylesin. Evet. Belki şu an bu Ramazan'ı idrak edenlerden de şu an bu programda bizlerden ve dinleyenlerden birçoğu bir sonraki Ramazan'ı göremeyecektir. Bu son Ramazan'ıdır belki. Rabbim bu son Ramazan'mış gibi bu şuurla ve bu bilinçle yaşayanlardan ve o cehennemden kurtuluş günlerini cehennemden kurtuluşa vesile kılacak şekilde yaşamayı bizlere müyesser eylesin, kolay eylesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tekrardan herkese selam ve hürmetlerimle. Herkese iyi Ramazanlar, iyi bayramlar diliyoruz. Allah razı olsun. Hacı Akpınar Başkanıma, Ahmet Bulut Müftüme ben teşekkür ediyorum ev sahipliğinden dolayı. Elazığ için iftar vakti, afiyet olsun. Allah'a emanet olun efendim. Allah kabul etsin inşallah. Allahu ekber, Allahu ekber.